Özledim efenizi. Nerede Zeynep? Nerede hanım? Her istediğini getirdim anacığım. Tarlayı 5.000 lira fazlasına sattım. Hemen Osman abime gideceğim. Bunlar senin. İyi günlerde kullan. Teşekkür ederim, sağ ol. Bunlar da abimin. O sever çizgili gömlekle saat gösteğini. Bu da Zeynep'in. Bakalım beğenecek mi? Yeşil renklisini de Fatma'ya aldım. Zeynep, gel, gör, bak, abi sana neler getirmiş! Osman, çıkar keferini, Haydar sana da gömlek getirmiş! Haydar'ım, oğlum, bizlere bir sen kaldın! Zeynep canına kıydı, sarı şemmuz yüzünden. Osman da namus için üstlerine gitti, ona da kıydılar. Olamaz. Olamaz. Zeynep'imin vasiyeti var. Başına geleni kimseler öğrenmeyecek. Zeynep... Kardeşim... Osman ağam... Baba gibi sevdiğim abim... (Gülüyor)
Hoş geldin kızım. Dün gece rüyamda gördüm ikisini de. Yemyeşil ağaçların arasında yürüyorlardı, kavuşmuşlardı. Zeynep'in de, Osman abimin de etrafını melekler çevrelemişti. Ruhları için dua ettim az önce. Haydar'ın yanında bahsetme sakın. Geldi mi Haydar? İçeride. Öpeyim efendim. Hoş geldin kızım. Buyur kızım, buyur otur. Paraya satmış tarlayı. Bir taksi veyahut bir minibüs alıp çalıştıracak hayırlısıyla. O paranın hepsi anamın artık. Yapacak tek bir işim var. Tek iş dediğim üç ayrı iş. Şehmuz, Beşir, Binali. Osman abinin ana sözü dinlemedi, tüketti beni. Haydar'ım, oğlum, bir senin için yaşamaktayım. Osman gibi tövbenden dönersen, o melunları değil, beni öldürürsün. Beni, Fatma'yı, kendini düşünmüyorsan anacığına acı. Haydar oğlum, Ökkeşoğlu ailesi seninle çoğalacak. İsmimizi sen yürüteceksin, senin çocukların yaşatacak. Kardeşlerimin ahı, kanı ortada duracaksa, batsın o ismimiz! Ailemiz batsın! Öldürmekle, öc almakla gidenler geri mi gelecek? Önce rahmetli babamdan, sonra da senden öğrenmiştik mertliği, namusu, şerefi! Şimdi korkup kaçmayı mı öğütlüyorsun bana? Bu lekeyle nasıl yaşarım? İnsanların yüzüne nasıl bakarım utanmadan? Kahrımdan ölmez miyim? Madem ki polise kız kardeşimle abimin neden öldüğünü söylemediniz, bundan sonra da söylemeyeceksiniz. Sana geleceğim bu akşam. Bekleyeceğim. Haydar oğlumu bana bağışla. Onu yemininden, tövbesinden döndürme Allah'ım. Hoş geldin Haydar beyim, yolunu gözlemekteyim. Ne zaman götüreceksin beni Bursa'ya oğlumun mezarının ziyaretine? Unuttun mu sözünü? Unutmadım Ayşe nene, gideceğiz.